Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 88. dersiyle birlikteyiz. Dosya sistem fonksiyonlarıyla devam edeceğiz. İlk olarak change mode ayarlarıyla başlayacağız. Bakalım change mode fonksiyonu ne işe yarıyor? Burada dosya modunu izinlerini değiştirir. Geçen derslerde de anlattığım gibi bakın sunucumu açtım. Burada sunucu klasörlerim ve dosyalarım barınıyor. Bakın şurada izinler denilen bir yer var. Gördüğünüz gibi. Bakın şu 0644, şu 0755. Bakalım bunlar nasıl oluşuyor? Yani şöyle göstereyim. Bakın dosya izinleri yazıyor. Siz de permission de yazabilir. Ya da change mode. Bakın diyor ki sahip var, grup var, bir de genel izinler var. Diyor ki bunlara göre ben şuradaki rakamı çıkarıyorum. Peki buradaki rakam nasıl oluştu? Ona ilk önce değinelim. Bakın şurada aslında şu kodları alıp sunucuda da çalıştıracağım. Bu yüzden şunu sağ tıklayıp görüntüle ve düzenle diyorum. Evet. Bakın burada 33.206 gibi bir değer vermişti. Geçen derslerde hatırlıyorsanız biz file permission adında bir function işlemiştik ve demiştik bu dosya izinleri, klasör izinleriyle alakalı bir şey. İlerleyen derslerde size göstereceğim demiştim. Şimdi burada bize garip bir değer verdi. Çünkü ben şu an Windows platformunda çalışıyorum. Bakalım Linux platformunda olan benim hostingimde, bakın şunu kaydediyorum. Ben bir Linux sunucu kiraladım. Hosting kiraladım. Bakalım. Yeniliyorum. Bakın 33.188. Şurası ise 33.206. Farklı değerler verdi. Yani daha sağlıklı çalışması için Linux'te olması gerekiyor aslında. PHP daha sağlıklı, sanki daha hızlı çalışıyor. Windows platformda ise bazı veriler garip bir şekilde çalışıyor. Şimdi bakın 33.188. Halbuki bakalım ben neyi files içerisindeki documents klasörün içerisindeki special klasörün içerisindeki example.txt'nin izninin 0644 olduğunu biliyorum. Bakın ne yazıyor 0644. Şuradan da bakalım. 644. Sıfır başa gelir tabii ki. 0644 olmasına rağmen bana 0644 vermedi. 33.188 gibi bir rakam verdi. Bunun sebebi 8'lik sayıya göre yazılmasından kaynaklanıyor. Yani 0644 aslında şurada gördüğünüz değeri 8'lik, oktal değeri. Geçen derslerde yanlış değilsem PHP eğitim setinin ilk giriş seviyesinde size oktal sayıları anlatmıştım. 8'lik sayılar. Şimdi şöyle göstereyim. Bize gelen şu değere bir bakın. 33.188. 33.188 ondalıklı bir sayı değeri olarak karşımıza çıkıyor. Ve ben bunu 8'li yani oktal sayıya çevirmek zorundayım. Hemen başlıyorum. En sağdan başlayarak 106.44 rakamını elde ettim. Şuraya da yazıyorum. Bakın 100.644 sayısını elde ettim. Yani ondalıklı olarak şu gördüğünüz bu sayı ondalıklı bir sayı. Bana ondalıklı sayıyı veriyor aslında file permission. Ben ise onu oktal sayıya çevirmek zorundayım. Niçin? Çünkü oktal sayıya çevirirsem bakın iznimi bulabiliyorum. 644. İznim gerçekten 644. Ancak şu başındaki 100 de başıma bela. İlk önce bu oktal sayıya çevirelim sonra şu 100'den 10'u atacağım. Çünkü bana son 4 tanesi lazım. 0644. Şuraya bakın. 0644. Şu halde ondalıklı sayıya çevirelim. Şimdi görelim. Şöyle. Windows'ta da bunu yapacağım. Windows'ta görelim sonucu. Şu şekilde yanlış bir sonuç çevirdi bana. Linux'te bakalım. Tabi dosyayı yüklemedik. Evet bakın doğru bir sonuç verdi. 100.644. Çünkü az önce biz bizatihi işlemini kendimiz 8'lik sistemde yaptık ve 100.644 sonucunu elde ettik. Nedir bu? 100.644. Peki bana son 4 tanesi lazım. Çünkü 0.644'e ihtiyacım var. Hemen onu da şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi sunucuda çalışmalıyım. Windows doğru bir sonuç üretmiyor. Mod ayarları için doğru bir sonuç üretmiyor.
Burada sprintf'i size anlattım mı geçen derslerde bilmiyorum ama belki ileriki derslerde anlatırız. Burada yüzdelik dilimler yine kullanılıyor ve ben burada o harfini yazıyorum. Ne demek bu? Oktal sayının baş harfini yazıyorum. Yani 8'lik sisteme çevirmesini istiyorum. Burada bana 8'lik sisteme çevirip veriyor ve yazdırıyorum. Daha sonra geliyorum substr, yani substring denilen şu metodu kullanıyorum ve diyorum ki format variable'ımı içerisine at. Sadece ben son 4. Son 4 olduğunu şu eksi ifadesiyle yapıyorum. Eksi diyerek son 4 tanesini bana getir. Gerisini getirme, gösterme diyorum. Bakalım yapacak mı? Tekrardan yükleyelim. Değişiklik yaptığımız için her seferinde faizliyle ile yüklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 0.644'e ulaştı. Dosyam haricinde şuradaki dizine ulaşmak isteseydim. İngilizce bunlara ne deniliyor? Directory. Directory yani dizinin bir iznini görelim. Bakın 0.755. Dosyanın bizim şuradaki klasörümüzün ise files klasörümüzün diyor ki izni 0.755. Doğru mu? Doğru. Bakın 0.755'i bulduk. Şurada ondalıklı olarak 16.877'ye onu oktal sayıya çevirdiğinizde şurada 40.755'i buluyorsunuz. Daha sonra son 4 tane hanesini istediğiniz için 0.755'i bize buluyor. Bu şekilde bir dizini de çekip onun izin numarasını öğrenebilirdiniz. Tabii burada bizim bu ders amacımız bunu öğrenmek değil. Geçen derslerde file permission'ı pek anlatamayacağımı düşündüğüm için bu Change mode ayarına bıraktım. Şimdi bakın change mode şöyle İngilizce change'ten geliyor. Change mode ayarı ile ben diyorum ki şurada gösterdiğim dosyanın iznini 777 yap. Neydi o dosyamın izini? Evet diyelim. Bakın 0.644. Ama ben ne yapacağım? 777. Hepsini değiştireceğim. Peki hepsini değiştirdiğim zaman o halde her türlü izni vermiş olacağım. Hemen şöyle bunu yükledik. Değişiklik var mı? Var. Diyorum ki eğer diyor başarılı olursa değiştirildiğine dair bana bir mesaj ver. Olmadıysa izin değiştirilemedi desin. Hemen geliyorum şurada yeniliyorum. İzin istenildiği gibi değiştirildi diyor. Hemen gelip bakıyorum öyle mi? Şurayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 0.777. Halbuki 777 değildi. Peki bu izinlerin anlamı ne ve nasıl oluşuyor onu bir görelim. Bakın U harfi var bu dosya sahibi anlamına geliyor. G harfi var bu dosya sahibiyle aynı grupta toplananlar. Ne demiştik? Buraya sağ tıklayalım. Bakın. Sahip izinleri yani bu dosyaların, bu klasörlerin sahibi yani ben sitenin sahibi ya da benimle beraber benim izin verdiğim bazı şeyler için izin verdiğim bir grup oluyor. Mesela ben diyorum ki şu 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 şahısla okuma yapabilsin, yazma yapabilsin, çalıştırma yapabilsin diyorum mesela. Ya da genel izin, siteyi ziyaret eden kişiler ne yapabilsin? Ben diyorum ki siteye gelen kişi çalıştıramaz. Siteye gelen kişi yazamasın. Grup çalıştıramasın. Grup yazamasın. Ben de sahibi olmama rağmen ben de çalıştıramıyorum. Bakın yine 644'e çevirdim. Sahip, grup, ziyaretçi. Burada sahip U, grup G, diğer kullanıcı O, tümü O. Tamam, bu kısmı anladınız. İkinci bir şey de anlamanız gereken buradaki R, W ve X ifadelerin neye denk gelmeyi. R İngilizce read'den gelir, okuma. Şuradaki W write'dan gelir. İngilizce yazma, okuma, yazma. Şuradaki X de execute'den gelir. X de execute'den gelir. Bu da çalıştırma demek. Bunların her birinin bir rakamsal değeri var. Read okuma 4 puandır. W yazma 2 puandır. X çalıştırma 1 puandır. Şimdi dikkat edin. Bakın diyorum ki sahip okuyabilir, yazabilir, çalıştırabilir. O zaman 7. Niye 7? Şöyle göstereyim niye 7? Şimdi biz ne dedik? Okumanın 4 puanlık bir değeri vardır dedik. Yazmanın 2 puan, çalıştırmanın 1 puan. Topladığımızda 7 elde ediyoruz. Güzel.
Bakın okuma, yazma ve çalıştırmayı verirsem bakın 7 oldu, gördünüz mü? Gruba geliyorum. Grup içinde aynısını yaparsam grup da 7 olacak. Hemen gruba bakıyorum. Bakın her ikisine de izni veriyorum. Bakın grup da 7 oldu. Genel izni her ikisine de verirsem o da 7 oldu. Gördüğünüz gibi 777. Yani buradaki 777 neymiş demek ki? Okuma, yazma, çalıştırma demek. Kim için? Hem sahip, hem grup, hem siteyi ziyaret eden. Buradaki her rakam birini sembolize ediyor. İlki sitenin sahibi, ikincisi site sahibinin içinde olduğu grup, üçüncüsü de ziyaretçiler. Yani sizler siteye girdiğinizde yapabileceğiniz, ulaşabileceğiniz dosyalar vesaire. Bakın, ilki hem okuyabilir, hem yazabilir, hem çalıştırabilirse 7 olur diyor. Doğru. Hem okuma, hem yazma, hem çalıştırma. İkincisine bakıyorum. Diyor ki sadece okuma ve çalıştırma izni ver. Tamam. Sadece okuma ve çalıştırma izni vereceğim. Bakın 5 oldu. Buraya da sadece okuma ve çalıştırma izni vereceğim. Bakın 755. 755'i nasıl bulduk? Şu şekilde. Peki, niçin buralar 5 oldu? Şöyle göstereyim. Okuma 4 puan, çalıştırma 1 puan. 4 ile 1'i toplarsanız 5 puan. Yani şuradaki 5 oradan geliyor. Okuma ve çalıştırma derseniz 5 olur. Çünkü okuma 4, yazma 2, çalıştırma 1 puandır. Buradaki sayıları nasıl elde ediyorlar? Anlamanız için veriyorum. Örnek vereyim. Bakın hem sahip, owner, sahip hem okuyabilsin, hem yazabilsin, hem çalıştırabilirsin dersek 7 puandır. Çünkü 4 puan okuma, 2 puan yazma, 1 puan çalıştırma 7 yaptı. Ben geliyorum diyorum ki diğer ikilerin sadece okuma izni olsun. Bak, sadece okuma izinleri var. 744 oldu. Bakalım 744 doğru. Ama ben ne istiyorum? Diyorum ki sahip de çalıştıramasın. Böylelikle 644 yapıyorum. Çünkü burası 4, şurası 2. Sahibe 6 puan verdim. Okuma olduğu için gruba 4. Genel kullanıcıya da 4. Çünkü okuma 4. 4 puan verdim. Böylelikle 644. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi izin değişti. Olay bu şekilde. Hemen geliyorum. Ben gördüğünüz gibi bir tane dosyanın izin şeyini değiştirdim. Change mode ile. Peki, hemen şuradan bir bakalım. Bakın upload klasörü var. 755 demişiz. Onu 777 yapalım. Bakalım olacak mı? Yükledim sunucuya. Şimdi gelip burada yeniliyorum. İzin istediği gibi değiştirildi. Gerçekten değiştirildi mi? Upload klasörüne bakıyorum. Şurayı yenileyeceğim. Bakın 777 oldu. Demek ki ben bir klasörün de dizinini değiştirebiliyorum. Şimdi sadece bunun mu? Hayır. Mesela ben filesin içerisindeki dokümanı değiştirmek istiyorum. Onu da değiştirebilirdim. Sadece yolunu yazacaksınız. Ne yapacaksınız? Mesela geleceksiniz. File, Documents diyeceksiniz. Şöyle. Evet, artık dokümanlar isimli klasörümünde change mod ile iznini değiştirebilirsiniz. Tamamen nereyi değiştirmek istiyorsanız orayı başarılı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Tamamen ne istediğinize bağlı. Şimdi burada iki tane daha fonksiyonunu bu ders işleyeceğim. Biri mkey'dir, biri rm'dir. Mkey'dir bir dizin oluşturur. Yani bir directory oluşturur İngilizcesiyle. RM'dir ise boş bir directory yani dizini siler. Şimdi ben burada bir tane directory oluşturacağım. Çünkü silmek için test adında bir klasör oluşturalım. Hadi bir dizin yani bir directory oluşturalım. Hemen şurada oluşturuyorum. Bakalım mkdir ile ben şuradaki gördüğünüz klasörü, dizini yani İngilizcesiyle directory'yi oluşturabildim mi? Bakın ben directory'ye iznini de veriyorum. Hatta şöyle yapacağım. 750 iznini verelim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Yüklüyorum. Gelip şurada güncelliyorum. Bakın şurayı yeniliyorum browser'ı. İki kez tıkladığım için ikinci kez de başarısız dedi. Çünkü var oldu, yarattığı için artık. Geliyorum şurada yeniliğe basıyorum. Bakın test underscore deneme adlı klasör gelmiş.
Peki iznine bakıyorum. Bakın 750. Başarılı bir şekilde dizilimi oluşturdum. Ha dizilimi illaki buraya mı oluşturmak zorundayım? Hayır. Yani şimdi ben biliyorum bunu yapmazsam biri gelecek bana diyecek ki ben peki bir klasörün içerisinde nasıl klasör oluşturacağım? Yani burada anlamanız gereken şey şu pet olayıdır. Buradaki peti nereye verirseniz oraya oluşturacak. Mesela bakın ben şuraya vereceğim. Git burada oluştur diyeceğim. Bunu da 700 yapacağım. Şimdi bunu yükleyelim sunucuya. Geliyorum burada yeniliyorum. Bakın directory oluşturuldu. Dizin oluşturuldu. Dizinimi nereye oluşturdum ben? Şurada files, documents, special'ın içerisine oluşturdum. Gelip burada yeniliyorum. Bakın test underscore deneme. Gördünüz mü? İznine bakın 0700. Siliyorum. Gelip şunu da siliyorum. Bunu silmeyeyim. Bu kalsın. İçerisinde bir şeyler oluşturalım. Şöyle veriler girelim bunu. Güncelleyelim. Tamam. Şu an bir tane içerisinde dosya olan bir klasörümüz var. Bakalım bu klasörü silebilecek miyiz? Silme komutumuz nedir? rm'dir. Eğer directory'mi silerse, dizinimi silerse bana haber versin. Silemezse de başarısız diye ekrana bir mesaj atsın. Güncelliyorum. Tamam. Gelip burada yenile butonuna tıklıyorum. Başarısız dedi. Bakıyorum silmiş mi gerçekten? Silmedi. Şuradan pardon şunu unutmuşuz. Buraya gelelim bakalım. Zaten orada olmadığı için silmedi. Geliyorum. Yeniliyorum. Tekrar tekrar yeniliyorum. Başarısız diyor. Neden başarısız diyor? Halbuki benim bunu silebilmem gerekiyordu. Ancak biz burada ne dedik? Bakın. RM bir boş bir dizini, boş bir directory'yi siler. Gelip içerisinde dosya olan bir directory'yi RM bir ile silemezsiniz. Bakın şunu siliyorum ben buradan. Artık test underscore deneme adlı bu dizinimiz, bu directory'miz artık boş, değil mi? Boşsa artık silmesini bekliyorum. Yeniliyorum. Bakın directory silint. Geliyorum şurada, yeniliyorum burayı. Gördüğünüz gibi gitti. İçi dolu bir klasörse onu silmez RM'dir. Eğer içi boşsa boş bir dizini RM'dir ile silebiliriz. Bu küçük nüansı da fark etmenizi istiyorum. Şurada bir küçücük şey de anlatayım size. Bir dipnot. Gelip burada mkdir ile örneğin 0644 dizin numaralarımızı veriyoruz. Ha oldu da sizin sunucuda bu çalışmadı ya da bir sıkıntı oldu diyelim. O zaman burada vermezsiniz. Burayı boş bırakırsınız. Tek bir parametreyi kabul ediyor. Gelirsiniz. Şurada change mode ile verirsiniz. Bir dipnot olsun. Ha eğer buradaki mkdir ile verdiğiniz izin çalışmazsa sizin sunucunuz bunu desteklemiyor olabilir ya da farklı bir modda olabilir. O zaman gelip burada hemen alt kısmına yazın ki bir problem yaşamayasınız. Tamam. Buna gerek duyacağınızı zannetmiyorum. Mkdir bu işi halledecektir ama ekstrem bir durumda hani acil durum olarak şöyle yapın. Change mode fonksiyonunu kullanın içerisinde ve onunla modu değiştirin izni. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders devam edeceğiz.